Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere Xiaomi'nin T100 elektrikli diş fırçasını tanıtacağım. Birlikte kutu açılımı yapacağız. Bu ürünü ben yurt dışından AliExpress'ten sipariş ettim. Yaklaşık 50 TL bir fiyatı vardı arkadaşlar. Şu an hala büyük ihtimal aynı fiyatlara satılıyor. 50 TL civarında. Aldığım satıcının linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linke tıklayarak siz de orijinal fiyatını görebilirsiniz. Tabii oradan aldığınız fiyat geçerli değil. Çünkü Türkiye'ye girdiğinde bu ürün biliyorsunuz ekstradan gümrük vergisine tabi oluyor. Aldığım yer hemen şöyle göstereyim. Paketin üzerine 2,5 dolar fiyat etiketi girmişler. Bu yüzden sanırım paketin içinde de küçük bir şey olduğu için gümrükte açıp kontrol etmemişler. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bazı ürünler gümrükte büyük paketler olduğu için kontrol edilmiş. Çünkü adam üstüne 5 dolar yazmış. Ama kontrol ettiklerinde farklı bir ürünle karşılaşıyorlar. Tabii ki gümrük fiyatı da değişiyor. Tabii burada 2,5 dolar yazıp da ben yaklaşık 40 dolarlık 50 dolarlık ürünler de aldım. Onlarda da fiyat farkı çok fazla yok. En fazla 5 TL fark ediyor arkadaşlar. Bu ürün için ödediğim gümrük vergisini de şöyle göstereyim. Yaklaşık gümrük sunum ücreti 8 TL aldılar. Damga vergisi, gümrük vergisi, iade ücreti. Toplam ücret 14 lira 62 kuruş. 14 lira da vergi ödedim. Yaklaşık bana 65 liraya mal oldu bu diş fırçası arkadaşlar. Türkiye'den 65 liraya diş fırçası seti bile almak zor. 65 liraya elektrikli diş fırçası sahibi oldum. Dilerseniz paketten çıkartayım. Evet, bunu bir kenara bırakalım. Şu an diş fırçamı görmektesiniz. Aldım. Bu renk aldım arkadaşlar. Tabii içindeki diş fırçası bu renk değil. Şöyle yakından birazcık daha iyi bir şekilde görmenizi istiyorum. İçinden çıkan diş fırçası tam bu renkte değil. Çünkü almadan önce ürün fotoğraflarına baktım. Daha bir açık tonlu, daha bir beyaza yakın. Ama yine de erkekler için birazcık daha özelleştirildiği için ben bu rengi tercih ettim. Yanında bir tane diş başlığı geliyor. Kutu etrafına şöyle hızlıca göz gezdirelim. Mijia logosunu görüyorsunuz. Hemen alt tarafta model numarasını girmişler. Hemen sol kenarda diş başlığı, diş fırçası, titreşimle ilgili ve 2 dakikalık zaman dilimi olduğundan bahsetmişler. Hemen arka tarafında şarj göstergelerini görüyorsunuz. Hemen diğer yan tarafta da yaklaşık 30 gün kullanabileceğiniz USB ile şarj olabilen ve su geçirmeyen özelliklerine dikkat çekilmiş. Başka da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Altında üstünde. Dilerseniz hemen paket açılımını yapalım. Ben daha önce açtım çünkü size daha iyi anlatmak istiyordum yaşadığım tecrübeleri. O yüzden daha önceden açtım ben bunu. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada bir tane diş fırçası başlığı var. Şurada diş fırçamız var. Diş fırçamızı çıkartalım. Şöyle yapalım. Hemen diş fırçası başlığımız da bu şekilde. Şöyle birazcık netlesin. Diş fırçası başlığı bana küçük geldi. Normal kullandığım diş fırçalarının neredeyse %20'lik bir kısmının daha küçüğü. Yani birazcık daha büyük olmasını isterdim. Ama gelen diş başlığı bu şekilde. Diş fırçası başlığı bu şekilde. Başka bir de içinde arkadaşlar mikro USB kablo geliyor. Kaliteli bir kablo. Çok da kaliteli değil ama işinizi fazlasıyla görecektir. Özellikle bunu şarj etmek için. Ürünün kullanım kılavuzu geliyor. Başka da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Onu da kenara bırakıyorum. Tabii ki bu ürünün kullanım kılavuzu komple Çince yazılmış. Herhangi bir şekilde İngilizce falan bir şey yazmamışlar. O yüzden anlaması daha zor. Ama Allah'tan resimler falan eklemişler. Resimlerden bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. Bu açıdan iyi olmuş. Bunu da kenara bırakıyorum. Gelelim diş fırçamıza. Paketi de yumuşak bir plastik poşetten arkadaşlar. Güzel. Korumak için iyi. Dışında yine paketin resimler var. Nasıl çıkartılacağı, nasıl kullanılacağı. Şöyle çıkartıyorum ben. Evet, şu an diş fırçamızı görüyorsunuz. Şu an diş fırçamızın bu ön kısmı. Gördüğünüz üzere hemen şurada bir açma, başlatma tuşu var. Hemen alt tarafında yoğun titreşim, daha az titreşim ve şarj durumunu görüyorsunuz. Hemen Mijia logosunu da eklemişler. Hemen alt tarafına geçelim. Hemen alt tarafında da diş fırçamızın şarj olabilmesi için gereken konum buraya konumlandırılmış. Mikro USB'den şarj oluyor demiştik. Hemen arka tarafına geçiyorum. Arka tarafında yuvarlanmaması için düz bir yer oluşturulmuş. Bu gerçekten güzel düşünülmüş bence. Çünkü dairesel olduğu için her tarafa gidebiliyor. Tutamıyorsunuz bazen. Ve hemen şurada kaymaması için güzel bir desen oluşturulmuş. Gayet güzel. Hissiyatı ben bayağı beğendim. Başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Uç tarafında gördüğünüz gibi şurada bir çentik yer var. Bu çentik yerine denk getiriyorsunuz. Diş fırçası başlığını ve takıyorsunuz. Hemen şu uçta demir bir şekilde yapılmış. O da gayet iyi duruyor. Malzeme kalitesini falan ben gayet beğendim.
Dilerseniz diş fırçasının başlığını da şöyle size yakından göstereyim. Birazcık tozlanmış. Diş fırçamızın başlığı da bu şekilde. Gayet ince ve güzel yapılmış. Biraz sert arkadaşlar. Ama fazla bir sertliği de yok. Normal diş fırçalarından daha yumuşak hatta. Kıl dipleri baya baya ince. Kamerada fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Hemen şuraya Mijia logosunu da yerleştirmişler. Orijinal olduğunu göstermek için. Çünkü bunun çok fazla yan sanayi ürünleri var arkadaşlar. Hemen iç tarafını görüyorsunuz. Şurada yine çentiğin gireceği yer var. Başka da herhangi bir şey yok. Dilerseniz hemen şöyle takarak göstereyim. Çentiği denk getiriyorum. Ve şöyle taktım. Hafif bir boşluk kalıyor. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an taktım. Diş fırçamız tuşuyla aynı yöne denk geldi. Şu an aynı yöndeler. Ve hemen çalıştıralım. Bir bakalım nasıl çalışıyor. Size nasıl iletebileceğim bunun çalıştığını bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım. Bakın şu an bastım. İlk bastığımda sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım mikrofona. Evet, böyle bir ses veriyor arkadaşlar. Verdiği sesin yoğunluğunu şuradan gördüğünüz gibi tekrar tuşa bir kere bastığınızda kapatıyor. Tekrar bastığınızda tekrar aynı şekilde bir kere daha bastığınızda daha az titreşim yoğunluğuna getiriyor. Alt tarafta da hemen batarya süremizi görebiliyoruz. O da gayet güzel, hoş bir yeşil renkte olmuş. Başka da herhangi bir şey yok. Dilerseniz özelliklerinden hem bir yandan şöyle gösterirken bir yandan da özelliklerinden bahsedeyim. Dediğim gibi arkadaşlar su geçirmezlik özelliği var. Su geçirmiyor. Yine de siz dikkat edin, alt tarafından su geçirebilir. Ve ortalama 4 saat gibi bir zaman diliminde şarj oluyormuş. 4 saat sonucunda ama yaklaşık 1 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Tabii bu günlük 2 defa fırçalamayla. Yani günde 2 defa fırçalama, ortalama 2'şer dakikalık bir fırçalamada 30 gün sizi idare ediyormuş. Bana kalırsa çok iyi bir süre. Şarj süresini ben gayet beğendim. Baya baya iyi. Ve 2 dakikalık bir zaman periyodunda size fırçalama sunuyor. Her 30 dakikada bir duruyor, sonra tekrar devam ediyor. Duruyor, tekrar devam ediyor. Siz de kendinizi o durma şekline göre zaman diliminizi ayarlıyorsunuz. 2 dakika boyunca dişinizi fırçalamış oluyorsunuz. Titreşimine gelirsek, titreşimi oldukça iyi arkadaşlar. Cidden çok iyi bir titreşimi var. Yani dişinizin bir tanesine şöyle yaklaşık 1 dakika falan bir tutun. Dişinizi yerinden bile sallayabilir. O derece güçlü, kuvvetli. Ortalama 46 gram ağırlığında. Genel özellikleri de bu şekilde arkadaşlar. Son olarak size tecrübelerimden bahsedeyim. Tecrübe olarak da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Diş fırçası, daha önce ben elektrikli diş fırçası kullanmadığım için bu diş fırçası bana çok farklı geldi. Özellikle ilk fırçalamamda ağzıma biraz çok fazla yabancı geldi. Çünkü çok fazla titreşim vardı. Buna alışmam biraz uzun sürdü. Yaklaşık 4 dakika boyunca falan kullandım. Kullandıktan sonra temizlik oranı iyiydi. Hani normal fırça kadar değil ama yine de iyi temizliyor. Veya ben daha tam alışamadığım için tam temizleme yapamadım. Ama ortalama olarak iyi. Şu diş fırçasının birazcık daha büyük olmasını isterdim. Birazcık daha kademeli olarak büyük olmasını isterdim. Tabii daha iyi bir ürün istiyorsanız da Xiaomi'nin farklı ürünleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Ama ortalama olarak ben bunu gayet beğendim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Temiz, güzel. Titreşiminin isterseniz nasıl yoğunluğu olduğunu şöyle size bir göstereyim çalıştırıp. Bakın şu an düşükte çalışıyor. Şu an düşükte kendi kendini döndürüyor gördüğünüz gibi. Ya titreşim olarak gerçekten iyi, çok kötü değil. Gayet iyi, ben sevdim. Diğer yoğunluğunu alayım. Şu an en yoğun arkadaşlar. Gitgide hızlandı. Şu an masa üstünde de yavaş yavaş kendisini döndürüyor. Hatta şöyle yan çevireyim, bakın ne yapacak. Farklı bir titreşim oldu. Farklı bir titreşim veriyor şu an. İlginç bir şey. Gayet güzel arkadaşlar ama daha önce elektrikli diş fırçası kullanmadıysanız bu sizin için bana kalırsa en uygun fiyatlı alternatif olacaktır. Denemek için alınabilir, normal fırçalama için kullanılabilir. Seyahat ederken yanınızda çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Bana kalırsa gayet fazlasıyla güzel. İyi düşünülerek yapılmış. Yanında bir tane daha yedek gelmesini isterdim diş başlığının. Evet arkadaşlar, diş fırçası için düşüncelerim bu şekildeydi. Onları aktardım ve sizlerin de sahip olabilmesi için bir tane daha ürün var arkadaşlar. Bu ürünün herhangi bir şekilde reklamını almadım. Yanlış anlamayın. Sadece Apple'a en iyi alternatif olduğunu vurgulamak istiyorum. Gayet iyi ve güzel bir kulaklık. Bunun videosunu da
Hemen sağ üst taraftan bulabilirsiniz. Açıklama kısmına da videosunu ekleyeceğim. Oradan da bakın arkadaşlar, cidden fiyatına oranla çok güzel kulaklık. Şarj süresi inanılmaz iyi gidiyor. Ayrıntıları videoda bulabilirsiniz. Diş fırçası ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi hemen şu sağ üst tarafta çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm sorularınıza fazlasıyla cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.